Süper Haber TV adına ben Mehmet Yüksel ve kameraman arkadaşım Uğur Karaca İstanbul'un en önemli camilerinden biri olan Nur Esmaniye Camisi'nin olduğu yere geldik. Bakın burada her gün yüzlerce turist var, dolaşıyorlar. Buradaki turistler buraları gezerken, tarihi eseri gezerken bu dükkanlardan da alışveriş yapıyorlar. Bu dükkanları çekiyorlar, fotoğraflıyorlar. Bakın kameraman arkadaşım size dükkanları gösteriyor. Ancak burada tarihimiz açısından çok kötü bir görüntü meydana geldi bugün ve bütün sosyal medyayı etkiledi, dolaştı. Neydi o görüntü? Önce onları izleyelim. Nur Esmen'in caminin dibinde çok duman tüten ve sosyal medyayı oldukça meşgul eden dürümcünün önündeyiz. Bakalım dürümcünün sahibini soracağız. Neden bu duman çıkıyor? Ne yapması gerekiyor? Yavaş yavaş kendisine doğru gidiyoruz. Oldukça kalabalık bir dürümcü. İyi iş yapıyor. Allah daha çok hayırlı işler versin. Arkadaşlar merhaba, hayırlı işler. Merhaba. Nasıl, bereketli olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa. Dürümcü Mustafa. Evet. Nedir bu duman Mustafa? Bu duman bizim elektronik, statik bir elektronik bir sistemimiz var. Evet. Türkiye'de sahili bir yerlerde var. Tamam. O ona arıza verdi. Hepsi bu. Peki tepki gördü, bayağı tepki gördü. Evet. Sosyal medyayı meşgul etti. Evet, bayağı meşgul etti. Tarihi esere zarar veriyor, çevreye zarar veriyor dediler. Evet, bir anda müdahale yaptık zaten. Yani şu anda gördüğünüz gibi çalışıyoruz, bir sıkıntı yok. Evet. Müdahale edildi, duman çıkmıyor. Yok, yok. Daha duman çıkmayacak. Çıkmaz, hiç çıkmaz. Peki herhangi bir size... Elektrik gitmese... Öyle mi? Evet. Elektrik giderse duman voltaj çıkacak. Yok, yani çıkmaz. Jeneratörümüz var da yani. O an yani bir dakika, iki dakika. Ama sen yani, de üzüldün galiba. Üzüldük tabii ya. Yani bu elektrik voltajı var, yüksek elektrik sigortası var, o yanıyor. Bunların böyle arıza. Burası yani. Çok önemli bir cami, tarihi bir cami. Evet. Sen de tarihin ve çevrenin kirlenmesini istemezsin. Medine bir şekilde bize bunları söyledin. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi dürümcü Mustafa Süper Haber TV'ye elektrikler kesildiği için dumanın çıktığını ama daha sonra tamiratını yaptıktan sonra bir daha olmayacağını söylüyor. Ve kendisinin de buna üzüldüğünü söylüyor. Biz de bundan sonra böyle tarihi eserlere ve çevreye zarar verilmemesi için bütün dükkan sahiplerinin duyarlı olmasını istiyoruz. Ben yapmayayım abi, bana pek şeyim dönmez. Başka birini seçelim. İyi, tamam. Selamünaleyküm amca. Nereye amca? Ama amca bak, tarihi eseri. Tarihi eseri. Duman çıkıyor. Görüşünü alacağım. Gördüğünüz gibi burada bulunan esnaf pek görüş belirtmek istemiyor. Çünkü komşular oluyor. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Daha belli değil. Siz? Peki. Şöyle bir görüntü var. Görüntülerde bir ne görüntüsü? Dürümcülerden bir duman çıkıyor. Ve tarihi esere zarar. Dur abi, ağzıma sokacaksın ya. Kim bu? Dürümcü mü? Duman. Nerede bu? Arka tarafta. Ne diyorsun bu kirliliğe? Şurada dürümcü. Evet, evet, evet. Onlar bilmiyorum abi, kendilerine soracaksın. Sordum. Üzülmüşler. Filtre taksınlar abi. Elektrikler kesildiği zaman oluyormuş. Yani vallahi... hem tarihi eser zarar veriyor hem de çevreye zarar veriyor. Tarihi esere o kadar çok zarar verenler var ki. Değil mi? Bu mu kaldı bir tek? Doğru söylüyorsun. Peki. Vatandaş da doğru söylüyor. Çünkü burada birçok tarihi eserin üstünde hem klimaların ekleri var. Abi, klimayı nereye koysun? Hem adam? De nereye koysun klimayı? Kablolar var. Kabloları nereye koysun? Çözüm bulmak lazım. Çözüm bulun, siz bulun, biz de öne ayak olalım. Tamam, peki, teşekkür ederim. Evet, esnafın da görüşü böyle. Biz yavaş yavaş bir başka röportajı yapmak için gidiyoruz. Bakalım burada bulunan esnaf bu görüntü için neler söyleyecek. Size bir görüntü göstereceğim. Evet. Nur Osmaniye Camii'nin etrafında bir camide ve bir dürümcü de böyle duman çıkıyor çevreye ve
camiye zarar verin. Bunların bir esnaf olarak neler söyleyeceksiniz? Bunların kontrol altına alınması ve denetlenmesi gerekiyor bir an önce. Değil mi? Tabii. Hem çevreye zarar veriyor hem fazlasıyla tarihsel zarar veriyor. Ki burası tarihsel bir bölge. Evet. Burada turistler de bakıyorlar, görüyorlar. Rahatsız oluyorlar. Görüntü kirliliği. Evet. Bununla ilgili şikayet geliyor mu size? Çok. Ne diyorlar? Yoldan geçenler. Görüntüden rahatsız oluyorlar zaten. Bak sizin dükkan pırıl pırıl. Yani turistler zaten burada durmuyor. Durmuyor. Kaçıyorlar, gidiyorlar. Dumandan. Dumandan. Peki, teşekkürler. Rica ederim. Simitçi merhaba. Merhaba. Hayırlı işler. Ne yapıyorsun? İtalyanlı simit yapıyoruz. Çok güzel. Alayım simit. Şimdi sana bir görüntü göstereceğim, bir görüş soracağım bak. Burası tarihi eser. Nur Osmaniye Camisi. Duman var. Hem çevreye zarar veriyor hem de tarihi esere. Ne diyorsun? Yanlış. Yanlış. Denetlemeler lazım. Değil mi? Tabii, denetlenmesi lazım. Böyle yani, çıkıyor. Aynen. Hem burada turistler oluyor. Sen çok turist. Aynen aynen, doğru söylüyorsun ama görüyorsun. Denetlenmesi lazım. Yani turistler de rahatsız oluyor. Tabii tabii, herkes. Herkese rahatsızlık. Yanlış mıyım? Evet. Yani onun için denetlenmesi lazım, daha güzel olur.